Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Radio Link, yani metro interneti diyebiliriz. Çünkü kurumsal anlamda verilen bir simetrik internet. Radio Link hizmetine metro internet diyebiliriz aslında. Dememizde sakınca olacağını düşünmüyorum. Metro internet hizmetini hatta şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane kablo üzerinden, yani fiber kablo üzerinden verilmesi. Doğrudan fiber kablonun sunucu odanıza girip sunucu odanızda router cihazınızda sonlanması. Router'dan da sivice bir atlama yapıyor. Size bu hizmeti satan firma böyle bir sistem kuruyor. Veya bizim sistemimizde şu şekilde, ben Radio Link kullanıyorum. Şimdi Radio Link'teki hızlarımı size göstereceğim. İki tane anten kurdular. Bir tanesi verici noktada, bizim şirketimiz yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometre uzakta ve arada da hiçbir şey yok. Yani engelleyecek, araya gölge. Sistem odamımıza ise çatıdan bir kablo indi, anten kablosu. Anten kablosu gibi bir kablo. Fiber kablo değil ama bu. Farklı bir kablo. Bu da geliyor, bir router cihazında sonlanıyor. O router cihazından da bir sivice giriyor. O sivilden de bizim firewall cihazımıza. Yani artık bizim modemimiz olmuş oluyor. Peki hızlarımız nasıl? 50'ye 50 simetrik internet alıyoruz. Kaç para aldığımızı da söyleyeyim. Videonun sonunda yine faturasını da size göstereceğim. 1750 TL alıyor. 1750 TL ama KDV hariç. Bunu biz içeride birçok mobil telefon numaramız var. Telefonumuz var. SIM kartla çalışan telefon, mobil hatlarımız var. Bunların sayısı epey fazla olduğu için indirimli fiyatlar 200'e 200, hatta 300'den fazla telefon var. Mobil hat sayımız fazla olduğu için farklı bir operatöre geçmeyelim diye 1750 TL KDV hariç verler. KDV dahil 2300-2400 TL'yi buluyor. Bunun yanında DDoS hizmeti de. Artı bunun yanında bize VoIP hizmetinin verileceği de söylendi ama VoIP için sonradan ne arayan sordu, ne arayan oldu, ne soran oldu. Ben de çok acele ettim. VoIP demek internet üzerinden ses trafiğinin aktarılması. Yani telefon, bizim 10 tane dahili numaramız var. Şirkete ait 10 tane numara var. Bu 10 telefonunu da iptal etmeyeceğim tabii, onun da 8 tanesini iptal edeceğim. Bunları VoIP'e taşıyacağım. VoIP'te bize paket, daha avantajlı paket vereceklerini ilk konuşurken söylemişlerdi. Sonradan birkaç kere mail attım. Tabii hizmet bize satıldığı için pek dönen olmadı. Vodafone'dan bu konuda şikayetçiyim. Sattıktan sonra pek de ilgilenmiyorum. Ama fiyat konusunda iyi. Hız konusunda da akşam yaptım ben bu testi. 49.58 indirme. Yükleme ise 50.51. Ping süresini görüyorsunuz. Hız testi online'dan ölçtüğüm değerler bu. Değişim de 1.87 imiştir. Ping süresi 15.86 mili. Şimdi hız testi online'daki sonuçlar böyle. Yaklaşık 50 megabit indirme. Yükleme hızı yine 50 megabit. Ping süresi milisaniye cinsinden, değişim süresi bu şekilde. Hız testi online'ın başka bir sonucu. Mineli.com'da yaptım. Bakın downlink 28.7. Upload ise 47.5. Ping süresi 15 milisaniye çıktı Mineli.com'un hız testinde. Tabi bu anlık olarak da değişebiliyor. Bakın Türk Telekom'da yaptım, 41.2'ye upload 44.7, ping süresi 27 saniye eşittir 40 milisaniye çıktı. Bu da benim kendi bilgisayarımda olan testim diyebilirim. Ben video yüklüyordum. Hani o gün YouTube'a video atarken, bakın yükleme hızına bakın. Şurada al şu an çok düşük. Çünkü herhangi bir şey almıyordum. Yani yükleme yapıyordum YouTube'a. O yüzden gönderme hızı 47.8'lerde. Bir de benim diskimden okuma hızı var. Alma hızı 456. Burada genel olarak da görüyorsunuz şeyleri. 50 megabite yakın. Dalgalanma var tabi. Bu bilgisayardan okuma. YouTube'a video yüklerken 50 megabitle yüklüyorum yani. Hızlı bir şekilde yükleniyor. Bunu da görev yöneticisini atarak, Ethernet'e bağlanarak görebilirsiniz. Hani herhangi bir yükleme sırasında. Burada yine 48.6 megabitleri görmüşüm. Genel anlamda şurada da grafikte performansını görebilirsiniz. 60, son 60 saniye içindeki. Bu Vodafone'un hız testi sitesinden yaptığımız testinin sonuçları. Ping süresi jitter, ping, upload, download görüyorsunuz. Yine görev yöneticisi altındaki hızı. Bu Vodafone'un kendi sitesinde yaptığımız testi. Download, upload, ping, jitter. Yani anlık dalgalanmalar oluyor, değişmeler. Bu, ben doğrudan şeye bağlı tek kişi değilim. Çok cihaz var. Yine bilgisayarımda yükleme yaparken aldığım bir ekran görüntüsü. Son 60 saniyedeki grafik ve burada ne var? Gönderme 48'lerde şu an yükleme. 48 ile 50 arasında. Şu muhtemelen şu çizgi 50'dir. 50'ye vuruyor ama genelde 47 ile 50 arasında gidiyor. Türk Telekom'da yaptığım bir hız. İndirme görüyorsunuz. Yükleme hızı yine düşmüş. Bilgisayarımdaki bir ekran görüntüsü. Bakın indirme, yükleme hızları. Gecikme biraz fazla çıkmış burada. Bu farklı bir site yine. Borutan Telekom diye gözüküyor sadece ama. Farklı siteden yaptığım hız testi 41'e 47 çıkmış. Hatta 42'ye 48 diyebiliriz. Gecikme var. Vodafone Borutan'a bağlı sanırım. Sağlayıcı Borutan. Yine yaptığım bir hız testinin sonu.
Yine farklı dilimde yaptığım bir ses ve farklı bir sesimiz. Türknet'in sitesinden yaptığımız testi. Türknet, bu arada eve internet alacaksanız ilk Türknet'i sorgulayın bence. Türknet'in hizmeti güzel. Yani güzel fiyata güzel internet veriyorlar. Ama bu hız testini yaptım. Yani kendi şirketimin hız testi. 47 çıktı indirme. Yükleme hızım 50. Neredeyse 50. 49.98. İndirme hızım 47.29 çıktı Türknet'te. Birçok sitede test ettim. Bakın bu sitede 47 megabit çıktı. Hani doğruluğunu görmek amaçlı. Bir hız testi yapacaksanız birden fazla sitede yapın ki tam 47 megabit. Bu sitede yükleme hızını da görelim. Bakın şöyle. 41 yükle. Bu da en son fatura arkadaşlar. Görüyorsunuz faturayı. Daha çok vergi var. Ve vergiyle beraber toplamda ne tutmuş? 2308 lira tutmuş. Vergisiz değeri. Radyo Link internet hizmetine ben 1750 TL ödüyorum. 50 megabit, 50-50 simetrik bir internet. DDoS önleme hizmeti alıyorum. Atak önleme hizmeti. Buna 95 TL veriyorum. Ne yapıyor? 1845. Artı buna 332 TL, %18 KDV. Bir de özel iletişim vergisi var. %7,5. Ne yapıyor? Bu size 25,5 yapıyor. Yani %25,5 de vergi ödüyorum. Yani devlete gidecek tutarda 463,35 TL. Toplamı ne yapıyor? 1845 aldığım hizmet 463 TL'de bunun vergisi. Yani siz tabii bu fiyata eve internet kurumsal için, merak eden arkadaşlar öğrensin diye çektim bunu. Sizce fiyat yüksek mi yoksa pahalı düşük mü? Bunu da yazarsanız sevinirim. Tabii bunu yazarken diğer firmaların verdiği fiyatlara bakmak lazım. Ben yaklaşık 7-8 tane servis sağlayacağım ISP'den fiyat aldım. Bunun arasında ne var? Vodafone var. Türk Telekom var. TT Net var. Türk Telekom zaten süper online. Vodafone, Türk Telekom süper online. Türk Telekom, Türkcell demek. Pardon, hepsi karıştı. Vodafone, Türkcell yani süper online. Vodafone yani TT Net. Bunun dışında farklı servis sağlayıcılar da var. Şu an aklımda değil. Hepsini aldım. Karşılaştırma yaptım. En güzel fiyatı ve bu verdi. Çünkü sim kartlarımız Vodafone. Türkcell de güzel fiyat verdi ama yine sim kartlarına geçirmek gerekiyordu. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kurumsalda çalışan arkadaşlar varsa onlar ne kadar kaç megabit alıyor onları da öğrenmek istiyorum. Bir de hangi firmadan sorun yaşıyorlar mı? Bu arada Radyo Link'te sorun yaşayan varsa yazsınlar.